Üst düzeye hoş geldiniz. Bu hafta teknoloji konuşuyoruz. Şirketlerin Ar-Ge altyapılarını konuşacağız ve Türkiye'nin tabii ki küresel arenada teknoloji açısından rekabetçiliğini konuşacağız. Itelligence Türkiye CEO'su Abdülbahri Danış sorularımızı cevaplayacağız. Cevaplayacak Abdülbahri Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhabalar. Tabii teknoloji çok önemli. Teknoloji dünyasında yaşıyoruz diyebiliriz. Öncelikle Itelligence bir Alman şirketi. Siz Türkiye'de de varsınız ve Türkiye'deki işlerin başındasınız. Sizden dinleyelim, neler yapıyorsunuz, bize kısaca anlatır mısınız? Özel şirketlerle projeler bazında çalışıyorsunuz. Doğru. Buyurun, doğru. Sizden dinleyelim. Itelligence merkezi Bielefeld'te bir Alman şirketi aslında. Evet. 2008 yılında NTT Group satın alıyor Itelligence'ı. Dolayısıyla dolaylı olarak da bir Japon şirketi aslında. Evet. NTT dünyadaki en büyük şirketlerden bir tanesi. Evet. Türkiye'ye 2012 yılında geliyor. Bir lokal şirketi satın alarak geliyor. Ve o zaman yaklaşık işte 120-130 kişilik bir organizasyonken bugün 860 kişilik bir organizasyon haline gelmiş durumdayız. Ne yapıyoruz derseniz, evet, biz aslında bütün şirketlerin bütün süreçlerini, aklınıza gelebilecek bütün süreçlerini uçtan uca yönetebilecekleri yazılımlar uyguluyoruz. Yazılım derken tabii aslında bütün süreç danışmanlığı da bu işin bir parçası doğal olarak. Çok bütün önemli. Süreçlerini yeni teknolojilerle rekabet avantajı sağlayabilecek, dertlerini, sıkıntılarını çözebilecek projeler yapıyoruz. Hı hı. Şimdi tabii birçok büyük şirketle çalışıyorsunuz. Doğru. Siz birkaç tane de örnek verebilirsiniz ama biraz şirketler bazında konuşursak, özel sektör bu teknoloji konusunda, Ar-Ge konusunda tabii buna pay ayıran da çok fazla var. Doğru. İşte az bir altyapıyla bir yatırım yapan da var. Neler söylersiniz? Tabii rekabetçilik açısından ne kadar önemli değil mi? İşte üretim yapılıyor, ihracat yapılıyor. Aynen, aynen. Türkiye'yi nasıl konumlandırırsınız buradaki şirketleri? Daha gidilecek yol var mı? Biraz bizim, anlatır mısınız? Tabii bizim müşterilerimize baktığınız zaman bir dev müşterilerimiz de var. Yani işte Daimler gibi, Mercedes'in, evet, bütün dünyadaki desteğini veriyoruz buradan, Türkiye'den. Hmm. İşte BSH gibi, Bosch, Siemens gibi, Unilever gibi çok uluslu şirketlerin Türkiye'den desteklerini de veriyoruz. Ama onun dışında tamamen Türk şirketlerin, işte Teknosa gibi, Koçtaş gibi, yani bildiğiniz, Türk hayatınıza değen de Türk şirketlerine de projeler yapıyoruz. Ben 97 yılından beri aslında bu sektördeyim ve o zamanlar hep büyük holdingler, işte büyük gruplar, çok uzun süreli projeler, çok büyük bütçeli projeler konuşuyorduk. Bugün tabii dünya değişti. Artık bizim KOBİ dediğimiz belli bir sektör segmentin altında kalan pek çok müşterimiz var. Yani orta ve küçük ölçekli işletmeler. Aynen öyle. Ve çünkü artık daha ulaşılabilir, daha yapılabilir, sonuçları alınabilir hale geldi teknoloji. Hmm. Çok hızlı gelişiyor. Yani çok aslında keyifli bir dönem yaşıyoruz. Tabii. Çünkü bütün teknolojinin çok hızlı değiştiği, bütün şirketlerin iş yapış şeklini değiştirdiği bir dönem yaşıyoruz. Bu anlamda da Türkiye'de pek çok şirket çok ciddi yatırımlar yapıyorlar aslında. Yapıyorlar. Çünkü bunu yapmak zorundalar. Aksi takdirde rekabetçi olmak mümkün değil. Hem çalışanlarınızdan, hem müşterilerinizden, hem pazardan çok ciddi bir baskı var bunu yapmak için. Ve bunu yapmayan şirketler aslında oyuncu olmaları mümkün değil. Ve bu boyuttan biraz bağımsız. Tabii. Yani çok büyük şirketler için de geçerli. Çok daha küçük ölçekli şirketler için de bu söylediğim geçerli. Siz bunun yanında yani KOBİ'lere de, küçük orta ölçekli şirketlere de bu altyapıyı sunuyorsunuz. Aynen değil mi? Öyle. Onlar da aynen öyle. Var. Çünkü bunu artık bir hizmet olarak veriyoruz. Eskiden şöyle düşünün. Siz bir proje yapacaksınız. Diyelim ki bütün sistemlerinizi yenilemek istiyorsunuz. Bütün yazılımlarınızı yenilemek istiyorsunuz. Ciddi bir yatırım yapıyordunuz. İşte donanımını alıyorsunuz. Lisansına para veriyorsunuz. Tabii. Projesine para veriyorsunuz. 1,5-2 yıllık projeler, böyle bir dünya vardı. Bundan bir 10 yıl öncesi. 15 yıl öncesinde. Şimdi bunu bir kira öder gibi aylık bir servis olarak alabildiğiniz, tamamen buluttan yönetilen, herhangi bir donanım, evet, yatırımına ihtiyaç olmayan, aylık kira öder gibi o devasa şirketlerin kullandıkları sistemlere kendi ölçeğinize uygun şekilde ulaşabildiğiniz bir dünyadan bahsediyoruz. Aslında bu çok büyük bir avantaj. Belki ekonomiyi de tamamen yeniden şekillendiren bir gerçek aslında. Evet, bir de daha kolay ulaşılabilir oluyor çünkü öbür türlü daha fazla bütçeli olabilir. Aynen öyle. Şimdi
daha uygun fiyatlara aynen bunu öyle. Aynen öyle. Sizin ölçeğinize, sizin çalışan sayınıza, evet, sizin süreçlerinize göre o bütün dünyadaki dev şirketlerin kullandığı sistemleri kullanabilir hale geliyorsunuz. Peki işte 2019'un ikinci yarısına girdik. 2019 Itelligence Türkiye için nasıl başladı? Hedefler, evet, orta ve uzun vade. Bu sene diyorum ama orta ve uzun vadede de konuşabiliriz. Doğru. İşte bir ulaşacağınız şirket sayısı var mı? Evet. Ajandaya ekleyeceğiniz, işte büyüme açısından, istihdam açısından, karlılık açısından nasıl bir sene oluyor ve olacak önümüzdeki dönem? Evet. Ya bizim hikayemiz şöyle aslında. Biz yaklaşık 300 kişiydik bundan 3,5-4 yıl önce ve ben bir hedef koymuştum. Demiştim, evet, ki biz 1000 kişi olacağız. O zaman çok inanılır gelmiyordu. Ama bugün baktığınızda işte 870 kişilik bir organizasyon haline geldik. 2019 başında 700 kişiydik. Şu anda 870 kişiyiz. Tabii bunu anlatmak da çok kolay olmuyor aslında. Hani çünkü merkezdeki Almanlarla konuşurken de çünkü Türkiye işte krizler var, onlar var, bir sürü hikayeler var. Siz de rapor veriyorsunuz. Aynen öyle ve bütün bunların yanında biz çok ciddi bir şekilde büyüyoruz. Şimdi bu büyümeyi nasıl yapıyoruz derseniz. Tabii biz SAP diye bir yazılımı Türkiye'de implemente ediyoruz. Hı-hı, ana biliyorum, işimiz bu. SAP, evet, dünyadaki bu anlamda kurumsal şirketlerin pek çok sürecine değen, dünyadaki en büyük pazar payına, doğru, sahip yazılım. Bu pazarı tabii ki domine ediyoruz ama biz sadece Türkiye'de proje yapmıyoruz. Yani bizim şöyle bir artımız var. Benim, tabii, şu anda bir ekibim Birleşik Arap Emirlikleri'nde, hı, projeyi canlıya alıyor. Bir başka ekibim Romanya'da, bir başka ekibim Kanada'da, bir başka, hı, ekibim Çin'de. Ve bunları tamamen Türk danışmanlarla yapıyoruz. Yani bu tabii büyük bir gurur. Hem benim için hem bütün arkadaşlarım için. Hem Türkiye'nin bütün büyük markalarının, büyük şirketlerinin veya işte bilinen KOBİ'leriyle beraber çalışıyoruz. Hem de dünyanın her yerinde proje yapıyoruz. Dolayısıyla çok fırsat var dünyada. Her gittiğimiz yerde de farkımızı ortaya koyuyoruz. Çünkü biz farklı bir yere oturuyoruz aslında. Yani biz Batı Avrupalılara göre çok daha maliyet avantajımız var. Evet. Samimi olmak gerekirse. Evet. Ama çok daha ucuzlara göre de ciddi bir kalite farkımız var. Evet. Dolayısıyla tam doğru bir segmente oturttuğunuz zaman bunu dünyanın her yerinde proje yapabilen bir şirket haline dönüşmüş durumdayız. Peki büyüme açısından, yine istihdam açısından hedefler ne kadar bir hedef var? Devam mesela ediyoruz. Yani bizim hedefimiz artırmaya devam edeceğiz. Aynen öyle. Yani 2021'de 1000 kişi olacağız diye bir hedef koymuştuk, hı-hı, biz aslında. Şimdi emin adımlarla oraya gidiyoruz ama kişi sayısından çok yani biz bu büyümeyi nasıl yapıyoruz derseniz, evet, biz her sene, her dönemde yeni bir teknolojiyi Türkiye'de ilk olarak implemente eden, bununla ilgili işte yatırımlar yapan, bunları geliştiren şirketiz. Atıyorum bundan 1,5 yıl önce bir departman kurduk. İşte Kuluçka Merkezi diye, Incubation Hub diye bir departman kurduk. ARGE gibi mi? ARGE gibi düşünebilirsiniz ve işte çok işte moda şeyler var, terminolojiler var. Herkesin duyduğu yapay zekalar, blockchain'ler, onlar bunlar, böyle bir sürü güzel terminolojiler var. Evet. Şimdi bunların hepsini uygulayan ve bu arkadaşlar tamamen işte üniversitelerden mezun, böyle gözleri çakmak çakmak yani öğrenme aşkıyla yanan arkadaşlar. Şimdi bu ekipler ile beraber inanılmaz işler yapıyoruz. Ve yeni ürünler geliştirmek de çok önemli öyle, bir şey. Aynen öyle. Kendi ürünlerimizi geliştiriyoruz ve bu ürünleri sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde pozisyonluyoruz. Yani bu büyük bir gurur. Yani tamamen Türk arkadaşlarımızın burada geliştirdiği bu ürünleri dünyanın her yerine pozisyonluyoruz. Buradan desteğini veriyoruz. Talep ediliyoruz. Çok güzel. Gidiyoruz, bunları nasıl yaptığımızı Norveç'e anlatıyoruz, Amerika'ya anlatıyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir gurur bizim açımızdan. Ya Türkiye bir üs gibi de çünkü ben sorularımın içinde vardı. Hani Türkiye, evet, bölgede bir merkez olabilir mi? Özellikle teknolojide hani ihracını yapmak, zaten burada ürün geliştiriyorsunuz, bunları satmak. Aynen. Zaten böyle bir durum, evet, varmış. Kesinlikle var ama bunu biraz açmak lazım. Evet. Çünkü üs deyince şöyle de algılanabiliyor. Yani bizim bir Hindistan olma gibi bir şey bilmiyorum. Tabii bu benim görüşüm. Bir Hindistan olma gibi bir hedefimiz çok fazla mantıklı olmayabilir. Çünkü öyle Hindistan'da mi? Binlerce insan var. Yani hani nüfus. Binlerce nüfus olarak değil. Yani sadece bu sektörde de binlerce kişi var. Evet. Bizim farkımız, biz sadece
az katma değerli hizmetler verebilecek bir ülke değiliz. Biz bunun tam tersi katma değerli hizmetleri verebilecek bir ülkeyiz. Yani bu ne demek? Biz proje yapabilecek. Çünkü biz süreç biliyoruz. Yani biz otomotivi biliyoruz, perakende biliyoruz. Ben hep onu söylüyorum. Türkiye'deki perakende sektöründe uygulanan indirimler, kampanyalar, promosyonlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz süreç biliyoruz. Dolayısıyla biz dünyanın her yerinde proje yapabiliriz. Bu anlamda bir üs olmak, kendi ürünlerimizi geliştirmek, projeler yapmak, yani sadece telefonda destek vermenin çok ötesinde yeni inovasyon alanlarında kendimizi gösterebileceğimize inanıyorum. Ben buna çok inanıyorum. Çünkü bunu kanıtladık biz. Ve bunun çok daha büyüyerek ülke geneline yayılabileceğine de gönülden inanıyorum. Mesela hangi sektörler Türkiye'de başı çekiyor? Özellikle işte bu IT, altyapı projeleri, Ar-Ge'ye önem verme, işte bulut diyoruz. Yani gerekli sektörler size geliyor mu? Tabii. Yani şöyle düşünün. Mesela otomotiv çok teknoloji değil mi? Üstelik robotların da çok fazla kullanıldığı bir sektör. Böyle yani şöyle düşünün. Aslında bir yerde veri varsa, süreç kompleksi ve zaman baskısı varsa orada teknolojiye daha fazla ihtiyaç var. Evet. Doğal olarak otomotiv zaten teknolojinin en baştan beri çok kullanıldığı, pek çok şeyin ona göre şekillendiği bir sektör. Ama bu sadece bununla kısıtlı değil. Yani bugün perakendedeki veriyi ve iş yapış şeklini düşünün. İş yapış, yani alışveriş alışkanlıklarımızın nasıl değiştiğini düşünün. Yani bir de bizim, her şey online artık. Hani her internetten şey online, alışveriş, o da artık her yerde var. Fiyat her yerde bulabiliyorsunuz. Yani eskiyi düşünün. Ben geçen gün bir konferansta onu anlattım. Yani biz çocukken İşte mahallemizde, semtimizdeki ne bileyim esnaflar satardı. Tabii. Beyaz eşyaları, ne bileyim. Yani onunla kısıtlıydık biz. Yani orada ne görürsek o bize nasıl verirse öyleydi. Şimdi öyle değil. Şimdi anında herhangi bir ürünün bütün muadilini dünyanın her yerinden bulabiliyorsunuz. Fiyatını karşılaştırabiliyorsunuz. Şimdi böyle olunca çok büyük bir veriden bahsediyoruz aslında. Verinin olduğu yer teknolojiye, yani artık insanın onu yapamayacağı ve çeşitli araçlara ihtiyaç olduğu şey. Bu tabii tekstilde çok büyük projeler yapıyoruz. Metal sektöründe çok büyük projeler yapıyoruz. Yani pek çok sektör var. Bu tabii biraz da dönemsellik arz ediyor. Yani onların da bu yatırımı yapmak için hem nefeslerinin olması gerekiyor. Bu finansal anlamda da olabilir. Tabii. Hem de bu ciddi bir efor aslında. Yani bu çünkü ne diyeyim, bir otomotiv almak gibi, bir inşaat almak gibi bir şey değil teknoloji projeleri yapmak. Bunu karşılıklı beraber bir ekip olarak yapıyoruz aslında. Yani birlikte yapılan bir iş. Böyle olduğu için bunun için nefesinizin olması lazım. Yani bunun için yeterli kaynağı hem finansal açıdan, dediğim şey artık eski 5 yıl önce, 10 yıl önceye göre çok daha karşılanabilir noktalara gelmiş durumda. Ama zorlaştı da. Doğru. Gerçi öyle bir tarafı da var. Evet. Hem kolaylaştı hem zorlaştı. Aynen öyle. Ama yani hep şunu söylüyorum ben. Teknoloji geri dönüşünü çok daha hızlı alabileceğiniz ve o yatırımı yapmadan önce hesaplayabileceğiniz bir şey. Yani ben böyle bir teknoloji yatırımı yaptığımda, böyle bir yazılıma geçtiğimde bunun bana parasal olarak nasıl bir getirisi olacak, bunu ölçebildiğiniz bir şey. O yüzden aslında karar vermesi daha kolay eski zamanlara göre. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi sektörlerden bahsetmişken özellikle sanayi de konuşmak istiyorum. İşte katma değerli üretim falan ve teknolojinin önemi, özellikle Türkiye gibi cari açığı olan bir ülke için ne kadar önemli. Bir de sanayi 4.0 konuşuluyor. İşte bana birçok sanayici konuğum da geliyor, konuşuluyor. Bazıları çok yatırım yapıyor. Üstelik robotların bile fabrikaya girip iş yaptığı sanayiciler var Türkiye'de. Ama tabii işte yine KOBİ bağlamında olabilir. Daha az finansman ayıranlar var. Sanayi 4.0, yani şimdi Avrupa, Amerika bunda çok ileride. Bu da bir teknoloji. Sizin görüşlerinizi almak istiyorum bu sanayi 4.0. Ben konuyu şöyle görüyorum. Yani tabii yani sanayi 4.0 üzerine herkes bir şey söylüyor. Evet, biliyorsunuz yani. Ben teknolojiyi şöyle görüyorum. Artık bugünün dünyasında teknolojinin ne olduğu çok fazla önemli değil. Çünkü teknoloji ulaşılabilir. Yani o sözünü ettiğiniz robotlar, işte makinelerden verilerin okunması vesaire, bunlar artık ne diyeyim, pazardaki standart alabileceğiniz, ulaşabileceğiniz, yani çok az bir eforla karşılaştırabileceğiniz konular. Asıl burada katma değerli olan
bunun süreçsel olarak tasarımının yapılması. Yani siz bu Endüstri 4.0'ı kendi senaryonuzla, çünkü her şirketin kendi senaryosu var, kendi üretimi var, kendi gerçekleri var, kendi makineleri var. Bütün bu resimde nasıl bir senaryoda bunu katma değerli hale getirebilirsiniz ve buradan fayda elde edip nasıl farklılaşabilirsiniz? Soru bu. İşte bizim de farklılaştığımız nokta bu. Yani verimli kullanmak öyle, lazım. Aynen öyle. Çünkü IT Agency olarak biz bütün bu saydığım sektörlerde onlarca proje yaptık. Ve biz her ay proje canlı alıyoruz. Eskiden sadece Ocak ayında canlıya geçerdi. Evet. Ama işte geçen ay 5 tane projemiz canlıya geçti. Bir önceki ay 3 tane. Yani sürekli yeni projeler yapıyoruz. Ve bu işte biraz antrenman işi. Yani o süreçlere nasıl hakim olduğunuzla alakalı. Çünkü her sektörün farklı süreçleri var. Tabii. İşte biz bu Endüstri 4.0'a o sektöre özgü, o şirkete özgü nasıl en hızlı bir şekilde geri dönüşüm sağlayabiliriz? Yani bunun geri dönüşümünü, bu yatırımın geri dönüşünü alabilir. Bütün bunları bir araya getiriyoruz ve bunları tek bir elden veriyoruz. Aynen öyle. Böyle yaparsanız daha verimli olur. Aynen sizin öyle. İçin daha aynen rekabetçi olur. Aynen yani öyle. Çok önemli bir şey. Çünkü eskiden biz şimdi muhasebe yapmak veya muhasebe projesi yapmak kolaydır. Çünkü ucu bellidir, başı sonu bellidir. Tabii ki farklı senaryolar vardır ama yani bir muhasebe projesini yapacağız derseniz, bir şirketin muhasebesini yazılıma alacağız derseniz herkes anlar. Doğru. Ama Endüstri 4.0 projesi diye bir şey satamazsınız. O yüzden biz şöyle yapıyoruz. Bizim bir ekibimiz var. Gidiyor, o müşterinin süreçlerini inceliyor, fabrikasını inceliyor, makinelerini inceliyor ve onun sonunda diyor ki burada Endüstri 4.0'ın şu kısmını şu şekilde uygulayabilirsiniz. Burasını henüz uygulamayın. Bunun için yol var. Önce şöyle bir yatırım yapmanız lazım. Dolayısıyla bu tabii herkes için bütün bunların aslında elle tutulur hale gelmesini sağlıyor. Bizim yaptığımız iş bu. Peki bunu büyük şirketlerin yanında hani bunu önemli olan yaymak değil mi? Bütün aynen ülkeye öyle, yani aynen diğer öyle. Dediğim gibi yani burada aslında boyut çok önemli de değil. Yani dev şirketlerden daha KOBİ seviyesinde şirketlere göre bu tamamen yaptığınız süreçlerle alakalı. Ve dediğim gibi hani bunu anlattığınız zaman, buna dokunduğu zaman insanlar o zaman anlıyorlar bunun ne olduğunu. Çok önemli. Evet. Peki şimdi tabii ki çok konuşulan bir konu blockchain. Evet. Siz de ürün geliştiriyoruz dediniz Türkiye'de. Doğru. İşte Bitcoin, yani ekonomi, yani dijital platformlar çok revaçta ve böyle işte Facebook bile kendi dijital parasını çıkartıyor. Evet. İşte onları geçtim, özel şirketlerin dışında ülkeler bile kendi para, dijital paralarını basıyorlar değil mi? Yani nereye gidiyor bu dönüşüm, bu dijital dönüşüm? Çok hızlı. Yani bu dijital paralar bizi nasıl değiştirecek? Sektörleri nasıl değiştirecek? Neler söylersiniz? Yani dijital para fikri mi blockchain'i doğurdu yoksa blockchain mi dijital parayı, o hala bir muamma. Ama şu bir gerçek ki aslında bambaşka bir senaryo ortaya çıktı. Yani bu teknolojinin kullanabileceği, bu dijital para bunun sadece bir bölümü. Ve pek çok şirket bu konuda yatırım yapmayı planlıyor, tartışılıyor. Çok büyük dev şirketler işte kendi dijital paralarını çıkarmayı konuşuyorlar. Ama burada önemli olan zaten şu anda piyasada bu arada yüzlerce var. Dijital para. Çok var. Yani ya buna yatırım yapan da çok. Yatırım yapan da çok. Çok riskli ama çok fazla. Doğru. Yani tabii bunlar çok yeni konular aslında baktığınızda. Bunun ne bankacılık sistemi açısından etkileri tam olarak şu anda tanımlanabiliyor. Bunun ne yasal boyutu tanımlanabiliyor. Ama şu bir gerçek ki bu dijital para hikayesi bize blockchain diye bir şey getirdi. Ve blockchain'in kullanımı aslında dijital paranın çok ötesinde. Öyle mi? Mesela atıyorum biz işte bizim mesela grup şirketlerimiz aynen mesela blockchain'de şu anda İtalya'da iki tane banka tamamen blockchain teknolojileri üzerinde bütün ödeme sistemlerini gerçekleştiriyor. Tarımda farklı uygulamaları var. Perakende sektöründe özellikle e-ticaret tarafında çok farklı uygulamaları var. Sosyal medya tarafında çok farklı uygulamaları var. Yani bunların etkileri aslında bize getirdikleri özellikle bu teknolojinin bizim hayatımıza değen pek çok sektöre çok çok farklı uygulamaları var. Bunun nereye gideceğini zaman içerisinde göreceğiz. Ben bir sunum almıştım Tokyo'da. Şeyi anlatıyorlardı. Hani çünkü konulardan bir tanesi de şu. Hani hep haberlerde duyuyorsunuz ya dijital paraya yatırım yaptı, bir anda zengin oldu. Evet, çok şunu soruyorlar ya, çalışanlarımızı nasıl tutacağız? Hani
dijital paradan çok fazla para alırsa, şöyle cevap vermişti oradaki profesörlerden bir tanesi. 3 gün bekleyin. Onlar nasılsa tekrar eski haline dönecek. Yani şu anda tabii çok riskli gözüküyor pek çok şey. Ama dediğim gibi bize blockchain diye bir kavramı hediye etti. Ve ürün de geliştiriliyor. Ve bunun üzerinde pek çok ürün geliştiriyoruz. Pek çok proje yapıyoruz. Ve gideceği daha çok yol var açıkçası. Peki Türkiye'de teknoloji istihdamında, ben bunu sormak istiyorum, kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor musunuz? Biz şöyle yapıyoruz. Tabii ki yani kalifiye... Bu işte çalışmak isteyen, bunun eğitimini görmüş. Yani biz şöyle bir yola gittik aslında. Bundan yaklaşık 4 yıl önce biz dedik ki kendi kariyer kamplarımızı yapacağız. Yani yeni mezunları alıyoruz. 360 derece kariyer kamp dediğimiz bir kampımız var. Ve çok büyük başvurular alıyoruz. Yani 3000-4000 başvuru alıyoruz senede. Yani 30 kişilik. Evet, biz yetiştiriyoruz. Siz yetiştiriyorsunuz. Ben çok güveniyorum. Yani Türkiye'deki bütün kaynaklara. Yani üniversitesinden, şusundan, busundan. Yani sohbet etsek pek çok şey söyleriz. Ama yetişen inanılmaz bir nesil var. Öyle mi? İnanılmaz bir nesil. Çok ilgi var. Çok zekiler. Çok akıllılar. Hı. Çok farklılar. Tek konu, fokuslamamız lazım onları. Onlara yeterli araçları vermemiz lazım. Bence burada bizlere iş düşüyor. Yani bu işte çalışan şirketlere iş düşüyor. Her sene mesela bu sene 3 kere kariyer kamp yaptık. Yani yaklaşık 60-70 kişiyi tamamen alıp ekosistemimize kattık. Bunlar 2 yıl sonra, 3 yıl sonra Türkiye'nin o büyük şirketlerine proje yapar hale geliyorlar. Ve bir sürü inovasyon anlarında da onlarla çok daha hızlı gidiyoruz, açık söylemek gerekirse. Yani 10 yıllık, 15 yıllık tecrübeli arkadaşlardansa daha genç, bu teknolojiyi ne diyeyim, hani kullanmaya daha açık isteyen arkadaşlarla çok daha hızlı yol alıyoruz. Evet, peki e-ticaret tabii ki konuşacağım. Evet. Çünkü artık her şey e-ticaretten, yani finans tarafı da, bankacılık tarafı da internetten çok fazla kullanılıyor. İşte alışveriş yapıyorsunuz, o da e-ticarette. Biraz güvenlik konusu, siber güvenlik, özellikle sizin gibi ürün üreten, yeni teknolojiler gelişen, siz güvenlik ağınızı da, yani geliştirdiğiniz teknolojiyle beraber mi yapıyorsunuz? O tarafı biraz anlatır mısınız? Tabii, siber güvenlik, ne kadar önemli? Tabii, siber güvenlik şu anda en revaçlı konulardan bir tanesi. Yani büyük gruplara baktığınızda, ki biz de hani entity grup olarak baktığınızda en büyük yatırım alanlarımızdan bir tanesi siber güvenlik tarafı. Bu bir süreç. Bu hiç bitmeyecek aslında. Sürekli yeni ihtiyaçlar olacak. Konu şu ki şu anda çok hızlı ilerliyor. Dolayısıyla açık olma ihtimali çok fazla. O yüzden yapılan yatırım çok fazla. Ama e-ticaret şu bu anda... Bu da Arge yatırımına giriyor. Tabii aynen şey, öyle. Aynen öyle. Çünkü dediğim gibi bu hep açık bulmaya çalışanlarla ona karşı önlem almak isteyenler arasında bir yarış aslında. Öyle bakabilirsiniz. Dolayısıyla yaptığınız her yatırımın, her teknolojinin güvenlik tarafını düşünmek zorundasınız. Bunlarla ilgili dünyada pek çok standartlar var. Bunları uygulamak zorundasınız. Dolayısıyla bu Arge'nin önemli bir kısmı, ama e-ticaret bambaşka bir yere gelmiş durumda. Yani baktığınızda bizim son 1 yıl içerisinde atıyorum Koçtaş projemizi canlıya aldık mesela. Ve burada yaptığımız şey, biz şimdi yıllarca şununla övündük. Dünyadaki güzel örnekleri Türkiye'ye getirip burada yapmakla övündük. Dedik ki bak, dünyada işte şu şirket bunlar bunu yapıyor. Şimdi burada yaptıklarımızı dünyaya anlatıyoruz. Çok bu büyük güzel bir gurur. Yani Koçtaş'ın bugün web sitesine girdiğinizde oradaki bütün o varyant konfigürasyonuyla beraber yönetilen süreç tamamen dünyaya örnek olabilecek bir şey. Keza Teknosa projemiz canlıda, orası, e-bebek projemiz canlıda. Yani bunlar dediğim gibi sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olan projeler. Evet, yani siz güvenlik ağınızı da kendiniz geliştiriyorsunuz. Böyle doğru, diyebilir tabii miyiz? Yani şöyle, pek çok yazılım olarak var aslında. Bütün bunları bir araya getirerek yapıyoruz. IT Agency'nin de Entity Group'la beraber bu konuda çok ciddi yatırımlar var ve ürünleri var. Evet, Abdülbahri Bey, çok teşekkür ederiz bu güzel sohbet için. Tekrar bekleriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, üst düzeyde teknoloji konuştuk. Italogens Türkiye CEO'su Abdülbahri Danış sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.